Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayetlerin muhtevasında bir ömür nasip eylesin. İlk okunan Fussilet suresinin 30 ve 36. ayetleri okundu. Burada Cenab-ı Hak dost olanlara bir dostluk müjdesi veriyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, yani istikamette, Kur'an ve sünnet istikametinde bulunanlar için Allah Resulü'nün ruhani dokusundan nasip alanlar için sümmestakamu o istikamette hayatlarına devam ettirenler için melekler iner, onlar korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bunu müfessirler üç kısımda olacak buyuruyor. İnsanların en zor zamanlarında üç tane en zor zamanı. Bir son nefes. Orada melekler bu müjdeyi verecek dost olanlara. İkincisi dünyaya büyük veda, elveda, kabre girişte. Yine orada melekler korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlere sevinin diyecekler. Üçüncüsü la uksun biyevmil kıyamet zor zaman. En zor zaman. Kıyamette de yine bu melekler gelecekler. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinecekler. Yine buyuruluyor, dünya hayatında bir zor zamanlar, sabrın zorlandığı zamanlar olduğu zaman da melekler o hak dostlarının yüreklerine bir ferahlık ihsan edecek. Devam eden ayette yine melekler diyorlar ki, biz dünya hayatında da ahiret hayatında sizlerin biz dostuz, dostlarınız sizin. Demek ki Cenab-ı Hak'la dost olunduğu zaman Cenab-ı Hak meleklerini de o kuluna dost ediyor. Dost oluyorlar. Yine Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlının çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için hazırdır cennette. Öyle bir müjde veriyorlar. Kimler bu? Hangi hâlet-i olan müminler? Hangi karakterde olan müminler? Bu davete layık olacak. İnsanları Kur'an ile Allah'a davet eden, yaşayan Kur'an ile yaşayacak, Kur'an ile Allah'a davet edecek. Yani hayırlı bir ümmet olacak. Marufu emredecek, münkerden nehyedecek. Haliyle kâliyle İslam'ı temsil edecek. İslam'ın güzel tebessümünü aksettirecek. Ameli salihler işi, ibadette, muamelatta, ahlakta, muaşerette ameli salih sahibi olacak ve İslam karakter ve İslam şahsiyetini temsil edecek. Kimin sözü daha güzeldir buyuruluyor. Yani böyle bir karakter, böyle bir şahsiyetle Kur'an temsil edecek, Kur'an tebliğ edecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak yüksek bir ahlaki vasfa geçiyor. İyilikle kötülük bir olmaz buyuruyor. Evet, iyiliğe iyilik yapmak güzeldir. Fakat en mühim kötülüğü iyilikle cevaplandırmak. Ya yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine olduğu gibi. Kardeş ona her türlü eziyeti, her türlü cefayı yaptı. O devamlı ikram etti Yusuf Aleyhisselam. En sonunda onlar dediler ki sen Yusuf'sun dediler. Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Yusuf Aleyhisselam yine bir fazilet gösterdi. Eskileri başa kakma yok dedi. Ben onları kapattım, üzerine bir örtü örttüm dedi. Yani kendisi affetti. Fakat Allah'ın da affetmesi lazım. Allah Celle Celaluhu mağfiret sahibidir buyurdu. Yani Cenab-ı Hakk'a iltica edin buyur. Ben affettim, Cenab-ı Hak sizi affetsin. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. 20 küsur sene Rasûlullah Efendimiz'e zulmedildi. Eshâb-ı kirâm'a zulmedildi. En ağır hakaretler edildi. Tam Mekke fethi bir kısas yapma zamanıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem af ilan etti. Onlar da dediler ki, sen muhterem kardeş dediler. Sen ne güzel bir kardeşsin dediler. İyilik kötülüğü bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana candan bir dost olur Cenab-ı Hak buyuruyor. Tabi bu çok zor iş.
İkisi de zor. İslam karakterini tevzi etmek de zor. Böyle zirve ahlaki vasıf da zor. Cenab-ı Hak devam eden ayet bu güzel davranış ancak sabredenler kavuşturulur. Demek ki sabır ve tevazu bir sabır. Sabır çok zor bir iş. Yani sabrın zor zamanlarında bile sabrı kullanabilmek. Bunu ancak hayırdan büyük nasibi olan kimseye kavuşturulur buyuruyor. Tabi bu hayır işlerine devamlı vesveseler gelir. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimenin devamında eğer şeytandan gelen kötü bir duygular seni tahrik edecekse festaiz billah Cenab-ı Hakk'a sığın buyuruyor. Ondan sonra okunan Veşşems'i suresinde de Cenab-ı Hak 7 yeminden sonra insanın iç dünyasına geliyor. Fe'lema fucura ve takvaha içimizdeki kavga, içimizdeki problem, nefsani arzularla ruhani arzuların bir mücadelesi. Tabi bu nefsani arzuları bertaraf edecek, ruhani istidatlar inkişaf edilecek. Kat efla men zekkaha iç alem temizlenecek. Duygular temizlenecek, hissiyatlar temizlenecek. La ilahe Allah'tan uzaklaştığına her şeyden kul uzaklaşacak. Kul Cenab-ı Hak'la beraber olmanın bir gayretinde olacak. Marifetullah'tan nasip alınacak. Kul tekamül edecek. Cenab-ı Hak beni Adem mükerrem kıldık buyuruyor. Yani kul mükerrem olacak. O mükerremliğiyle, o keremiyle İslam'ı temsil edecek, yaşayacak, yaşatacak. Onun için Cenab-ı Hak'la dost olacak. Muhteşem olan cennete o mükerremlik sıfatıyla cennete layık hale gelecek. Cenab-ı Hak bunu arzu ediyor bizden. Bu imtihan dünyasında. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize 6 ay bir inziva hayatından sonra Hira Mağarası'nda ilk inen ayet "İkra bismi rabbikellezî halak." İlk emir oku. Cenab-ı Hak kulu tefekküre davet ediyor. Fakat Rabbimizi unutmayarak yani şu hayatımızda Rabbimizle beraber olabilmek. Ne kadar beraber hayatın her safhasında, her nefeste. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratıcının derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen Sübhansın, boşuna yaratmadın, bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bizim bu gönül âleminde olmamızı arzu ediyor. Velhâsıl kalp, yürek gafletten kurtularak bir okuma haline geçecek. Nefis engelleri bertaraf edilecek, imanın hakikatine ulaşılacak. Dünyaya niçin geldik? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Bu geliş ve gidiş niye? Bu akış nereye? Kul bunların idrakinde olacak. Uyanacak, gaflet yırtılacak, nefis arzuları bertaraf edilecek. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Ruhi istidada inkişaf edilecek. Kendisine her an ilahi kamerine, ilahi müşahedenin altında olduğunu kul idraki halinde olacak. Zira Cenab-ı Hak onu istiyor. Ve hüve mehküm eyne mahküntüm. Bu tabii bir zor iş. Bu kalbin terakki etmenin neticesinde olacak. Kalbi hamleler neticesinde olacak. Yine ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid Cenab-ı Hak bize şah damından daha yakın olduğunu bildiriyor. Ben kuluma çok yakınım buyuruyor. Cenab-ı Hak bizden de bu yakınlığı arzu ediyor. Velhâsıl göz kalbe yardımcı olacak. Tabi caizse göz kalbe gözlük mesabesinde olacak. Kalp yanlış vitrinlerin hevesine kapılmayacak. İlahi vitrinler, nurani vitrinler seyredecek. Şu kainattaki, şu cihandaki ilahi azamet, sonsuz kudret akışları ve ilahi nakışlar kalpte daima Cenab-ı Hak'la beraber olmayı bir tefekkür halinde olacak. İlahi azamet tecellileri karşısında daima sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyecek. Ben demeyi unutacak.
Eskiden dergâhlarda bir levha vardı. Bu levhada hiç yazardı. Yani bir talimattı. Yani men arife nefse fakat arife Rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani kul daima her an bir aziyetini tadacak. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğunu idraki içinde yaşayacak. Velhasıl tekamül etmiş olan bir kalp bu cihanda her ne var onu okuyacak. Onu okumayı öğrenecek. Tefekkürde derinleşecek. Bütün kainatı ve sonsuzluğu en güzel surette okuyan şüphesiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. O okuma neticesinde Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a yemin ederim ki benim bildiğimi gerçekleri siz bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız, sahralara düşerdiniz, evlerinize dönemezdiniz. Cenab-ı Hakk'a çok yüksek sesle bir yakarışta bulunurdunuz. Bu kalp kaba, hantallıktan kurtulacak. Bu okuyacak hale gelecek. Allah korusun, kalp hantal halde, gaflet halde devam ederse büyük mahrumiyet. Nitekim Ebu Cehil, Ebu Leheb ve günümüze kadar gelen onların akranları hiçbir şey okuyamadan ömürlerini bir gafletle ziyan ettiler, neticede helak oldular. Kendine tabi olanlar da bir insanlık mezbelesi haline geldiler.